Herkese merhaba. Bu videoda Revit ile malzeme atama nasıl yapılır, malzeme atama yöntemleri nelerdir, yeni malzeme nasıl oluşturulur, kendi malzeme kütüphanemizi nasıl yapabiliriz sorularını cevaplamaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Duvarlar üzerinden malzeme atama göstereceğim. Projemizin birimini değiştiriyorum. Şöyle basit bir mimari çizeceğim. Evet. Döşememizi de oluşturalım. Görünümleri değiştirdim. Çünkü farklı görünecekler. Shaded görünüm ve realistik görünümler. Bir de kesit görünümleriyle ilgili kontrol sağlamamız gerekecek. Evet, şimdi bunların hepsini aynı ekranda görelim. Evet, şöyle daha iyi görünüyor. Şimdi malzeme atamak için duvara tıklayıp Properties'ten Edit Type deyip Structure'a Edit deyip buradaki materyali değiştirerek malzeme atayabiliriz. Önce malzeme kütüphanesi oluşturmaktan biraz bahsedeceğim. Sonra malzeme atayarak videomuza devam edeceğiz. Manage'in altından Materials'a tıkladık. Önce bu pencereyi biraz tanıyalım. Project Materials dedikleri projemizde kullandığımız materyaller ve kullanacağımız materyalleri gösteriyor. Yani bizim bir malzememiz varsa mutlaka burada olması gerekiyor. Kullandığımız bir malzeme buradadır. Kullandığımız malzemeyi buradan bulabilirsiniz. Aşağıda malzeme kütüphanesi var. Projemizde olmayan, kullanmadığımız da olabilir, kullandıklarımız da olabilir. Malzeme kütüphanesi var. Burayı göremiyorsanız Project Materials'te burası gizli olabilir. Şu tuşa basarak burayı açabilirsiniz. Burayı filtreleyebilirsiniz proje malzemelerinizi. Burada küçük resimler olarak görebilirsiniz. Sadece isim olarak görebilirsiniz. Küçük resimleri biraz daha küçülterek görebilirsiniz gibi filtreleme seçenekleri var. Aşağıda da malzemelerimiz var. Autodesk'in kendi malzemeleri. Bunlara tıkladığınız zaman malzeme kütüphanesini, geniş bir malzeme kütüphanesini görüyorsunuz. Burada yine filtreleme seçenekleri var.
Burada olmayan malzemeler için de şöyle yapalım. Malzeme kitaplığını açıyoruz. Burada birçok malzeme kitaplığı bulunuyor. Revit'i yüklerken eğer birkaç tane ülkeyi seçtiyseniz birçok malzeme kütüphanesi yüklenecektir zaten. Buradan da malzeme oluştururken bu sayfada bize yardımcı olacak. Şimdi yeni bir malzeme kütüphanesi oluşturmaktan biraz bahsedelim. Create new library dediğimiz zaman kendimize yeni bir malzeme kütüphanesi oluşturabiliriz. Mesela buna Melisa diyelim. Sanırım daha önce oluşturmuştum onu. Pardon, neden yapmıyorsun? Evet. Yeni bir malzeme kütüphanesi oluşturduk. İçinde şu an hiçbir malzememiz yok. Bunun içine malzeme atmak için mesela buradan metali seçip buradan herhangi bir malzemeyi tutup buraya sürükleyebiliriz. Veya malzemeyi proje materyallerinin içine atıp orada düzenledikten sonra da buraya atabiliriz. Şimdi buradaki alt kategoriler gibi kategoriler yapmaktan bahsedeceğim. Oluşturduğumuz kütüphaneye sağ tıklayıp Create kategori dediğimiz zaman mesela borular için ve duvarlar için olmak üzere iki tane oluşturacağım ben şimdilik. Burada oluşturduğumuz malzeme kütüphanesini başka projelerde kullanmak üzere de kaydettiğimiz için malzemelerimizi buraya kaydetmek isteyebiliriz. Veya başka bir çizim programından materyal kütüphanesini Revit'in içine alabiliriz. Open Material Library diyerek materyal kütüphanemizi buraya çağırıp aynı materyalleri de kullanabiliriz. Burada yeni oluşturduk biz şimdi. Mesela duvar için malzeme kütüphanemizi aldık. Sağ tıkladık. Duvarımız diyelim mesela buna. Duvarımızı tutup duvarların içine sürükleyerek artık bu bizim malzememizdir. Bu arada Autodesk'in kendi materyalleri gördüğünüz gibi kilitli ama bizim materyallerimiz kilitli değil. Değiştirilebilir materyaller. Autodesk'in materyallerine geldiğiniz zaman burada hiçbir değişiklik yapmanıza izin vermez. Bunu projenize atmanız lazım. Ondan sonra değişiklik yapabilirsiniz. Bizim oluşturduğumuz materyaller için de geçerlidir bu. Burada değişiklik yapamayız. Burada değişiklik yapabiliriz. Şimdi biraz bu pencereyle ilgili bilgiler vereyim. Malzememize tıkladık. Burada kimlik bilgileri var. İsmi var. İsmini buradan değiştirdiğimizde burada da değişecektir. Mesela Z'yi sildiğimiz zaman gördüğünüz gibi orada da değişiyor. Buraya duvarla ilgili bilgileri yazabilirsiniz. Duvarın sınıfını seçebilirsiniz. Yorumları, anahtar kelimeleri, üreticiyi, modelini, maliyetini, üreticinin URL'sini bu gibi bilgileri buraya doldurabilirsiniz duvarınızla ilgili. Diğer projelerde de kullanacağınız için bir kere doldurduğunuzda bütün projelerinizde aynı bilgiler gelecektir. Grafik ayarları var burada. Bundan önce Appearance'a bakmak istiyorum biraz. Burada malzememizi görebiliyoruz. Yani oluşturacağımız malzemenin şeklini burada görebiliyoruz. Şeklini değiştirebiliriz. Buradaki şekillerden herhangi birini yapabiliriz. Mesela biz duvar yapalım. Duvar görmek istiyoruz. Değişiklik yaptığımız zaman burada görünecektir. Mesela rengini turuncu yaptığımızda buradaki resmin özelliğini biraz kısarsak rengimizi göreceğiz. Resmi buradan kaldırabiliriz. Remove diyerek kaldırabiliriz. Düz bir duvar olur o zaman. Ama gördüğünüz gibi resim olduğu zaman düz duvardan çok biraz daha gerçekçi bir duvar oluyor. Burada buraları biraz değiştirdiğinizde malzemenin nasıl değiştiğini göreceksiniz.
Burada yansıtıcılık var, transparan var. Yani duvarınızı transparan yapabilirsiniz. Duvarınızı delikli yapabilirsiniz resim yükleyerek gibi. Burada her malzemenin ayrı, kendine özgü özellikleri vardır. Gölgelendirmesi gibi buradaki renklerini de değiştirebilirsiniz. Özellikleri bulunuyor. Burada da fiziksel ve termal özellikleri var. Bunlara girmeyeceğim. Bunlar biraz ileri seviye. Graphics'teki özelliklerde Appearance'da yaptığımız özellikler realistik görünümde görünürken Graphics'te yaptıklarımız shaded görünümde ve plan görünümde görünecektir. Burada anlatmam gereken başka new materyal oluşturabilirsiniz veya seçili duvarı çoğaltabilirsiniz. Veya duvarınıza geldiğiniz zaman materyal kütüphanesini açtığınızda duvarınızın malzemesini değiştirebilirsiniz buradan. Yani buradaki malzemeler size yetersiz geldiyse buradan farklı bir duvarda seçebilirsiniz. Önce şunu bir kaydedelim. Şimdi duvarımızın materyalini görüyorsunuz burada yazanı. Onu değiştirelim. Mesela buradaki malzemeyle bunu değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi adı da değişti, özellikleri de değişti. Şimdi bunu kapattık. Duvarımıza bu materyalimizi atamaya geleceğiz. Duvara tıkladıktan sonra Properties'ten Edit Type diyoruz. Structure'a Edit diyoruz. Burada Material sekmesinde şurada kenarda çıkan 3 noktaya tıkladık. Buradan malzememizi seçeceğiz. Burada malzememizi aratabiliriz. Gördüğünüz gibi duvarımız çıktı. Okey diyelim. Malzememiz realistik görünümümüzde geldi. Duvarımız bu şekilde görünüyor. Shaded görünümünde bu şekilde görünüyor. Şimdi biraz shaded görünümünü değiştirmekten de bahsedelim. Tekrar materyalse gelelim. Burada yaptığımız değişiklikleri planımızda gözlemleyelim. Grafik seçeneğinden burada rengini değiştirdiğimizde shaded görünümünde değişecek. Realistik görünümlerde değişmeyecek. Plan ve shaded görünümünde değişecektir. Gördüğünüz gibi değişiyor. Burada yine yaptığınız özellikle shaded görünümde değişiyor. Realistik görünümde değişmediğini gözlemliyoruz. Buradan desenlerde oluşturabilirsiniz duvarınız için. Buralarda yine aynı şekilde desenler oluşturup duvara gölgeler ekleyebilirsiniz. Şimdi bir diğer yöntemden bahsetmek gerekirse Modify'ın altında Paint seçeneği var. Burada duvarımızı boyayabiliyoruz. Mesela duvarımızı sarı bir renge boyamak için malzemeye tıklayıp duvarı seçiyoruz. Burada odalar bölmeli ve duvarınız tek duvarsa duvarın tamamı boyanacaktır. Sadece bir odayı boyamak için duvarınızı kesmeniz gerekir. O odanın sınırları içerisinde kesmeniz gerekir. Şimdi ben duvarın içini boyadım. Gördüğünüz gibi duvarın dışı boyanmadı. Sadece içi boyandı. Bu bütün görünümlerde geçerli oluyor. Bu duvarlarımızı boyamamıza, malzememizi boyamamıza yarıyor. Bu da farklı bir materyal atama yöntemi. Duvarımızla ilgili yani malzeme atama ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadardı. Yeni malzeme oluşturmaktan bahsetmedim. Aslında yeni malzeme de oluşturabiliriz. Buradan new material diyor. Adını değiştirip
Buradan malzemeyi de değiştirebilirsiniz. Tekrar kütüphaneyi açalım. Burada mesela metal bir malzeme yapalım. Gördüğünüz gibi malzememiz değişti. Yine özelliklerini değiştirerek kendimize özgü bir malzeme yaratabiliriz. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Malzemeyi yarattıktan sonra kütüphanemize bunu ekleyerek gördüğünüz gibi şu an iki tane malzememiz var kütüphanemizde. Bu kütüphanemizde paylaşabiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı. İleri seviye malzeme atamaktan da bahsedeceğim ilerleyen videolarda. Şimdilik biraz başlangıç videolarıyla gidiyorum. Malzeme siteleri videosu çekeceğim size. Ücretsiz malzemeleri alabileceğiz, bulabileceğiz. Daha gerçekçi malzemeler oluşturabileceğiz. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.